Firmamız bir aile şirketi ve yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe ve tecrübeye sahip bu sektörde, geri dönüşüm sektöründe. Son 30 yıldır da İzmir'de ve ağır sanayi bölgesi olan Ala'da faaliyette bulunmaktayız. Sizin de bahsettiğiniz gibi hem Avrupa Birliği standartları, mevzuatı hem de kendi ülkemiz mevzuatları gereğince yaptığımız işleri yaparken yeterlilik sahibi olmak, lisans sahibi olmak bizler için olması gereken belli şartların sağlanması gerektiğini anlatan durumlardır. Biz öteden beri firma olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çıkarmış olduğu mevzuatlar kapsamında yeterlilik sahibi olmaya, lisans sahibi olmaya, elimizden geldiğince uyum sağlamaya gayret etmekteyiz. Firma olarak öteden beri yapmakta olduğumuz bu işlerimizi eksiğimiz varsa lisans kriterlerine göre tamamlayarak, iyi taraflarımız varsa kendimizi kontrol etmiş olarak devam ettik. Mevcut çalışmalarımızı hurda metal hazırlama ve ön işlem tesisi lisansına sahip olarak atık metallerin bazı işlemlerden geçirilerek ayrıştırılması, ebatlanması ve sanayinin istediği özelliğe getirilmesi faaliyetlerini yapmaktayız. Bunlar günlük hayatta kullandığımız, artık bizler için kullanım ömrü dolmuş olan her türlü araçlarımızdır. Metal olanları ağırlıklı olmak üzere firmamızın iştigal konusu. Eski araçlardan, otomobillerden, kamyonlardan tutun, eski artık ömrü tamamlanmış olan her türlü metal eşyamız, belki bir inşaat malzemesi, belki bir kapı pencere, belki bir beyaz eşya grubu, bütün bunlar bizim iştigal konumuzu oluşturmakta. Faaliyetlerimizi metal atıklarla ilgili olan faaliyetlerimizde öncelikle tesisimize, Türkiye genelinde kendimize ait olan işletmelerimizden ve tedarikçilerimizden gelen malzemeler başlangıçta radyasyon kontrol sisteminden geçerek olası bir olumsuzluk olup olmadığı kontrol edilmekte. İlgili sistemimiz Atom Enerjisi Kurumu tarafından onaylı ve yeterlilik verilmiş özellikte olup yeterlilik sahibi de personelimiz bulunmakta. Bu süreçten sonra artık bizlerin kendi bildiğimiz, öteden beri yapa geldiğimiz faaliyetlerimiz olan kontrol ve muayenelerle olması gereken şekilde getiren kimi ekipmanlarımızı kullanarak sanayinin istediği hale getiresiye kadar işlemden geçiyoruz. Bu kırma parçalama şeklinde olabildiği gibi sıkıştırma, ebatlama, fresleme şeklinde olabilmekte. Metalleri diğer metallerden ayırarak sanayinin istediği safa yakın ham madde üzerine getirmek. Yaptığımız iş bu efendim. Biz bu konuda yaptığımız iş görüntü olarak atıkla iştigal ettiğimiz için herkesin gözünde belki çevreci bir görüntü değildir ama yaptığımız işin kendisi çevreciliğin en ana konusu. Saha sulaması ve otomatik makinalarla saha temizliği yapılmakta. Gene tesisimizde çevre yönetim sistemleri, uluslararası çevre yönetim sistemleri de uygulanmakta. Kalite yönetim sistemi ISO 9000 ve çevre yönetim sistemi ISO 14001 tesisimizde uygulanmakta. Bunun yanı sıra tesisimizde oluşan ambalaj atıkları zaten işimiz, iştigalimiz konusu olduğu gereği ayrıca toplanmakta. Yine mevzuat gereğince ayrı biriktirilmesi, toplanması ve lisanslı yerlere gönderilmesi gereken tesisimizden kaynaklanabilecek tehlikeli atıklar gerekli hassasiyet gösterilerek lisanslı tesislere gönderilmekte. Efendim bahsettiğimiz demir çelik fabrikalarından çıkan demir çelik çuruflarının kendi geliştirdiğimiz kimi yöntemlerle beton altyapı elemanı olarak yer karosu, beton boru ve
diğer üretimler şeklinde geri kazanımı yapmaktayız. Bu konuya hassasiyet gösterdiğiniz için, geri dönüşüme ve çevre yatırımlarına değer verdiğiniz için biz sektör olarak sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz.